Başlasana birader. Serkan abi, bugün internette röportaj videolarından bir derleme ya, çok resmi, yaptık. Çok resmi oldu. Bir şey söyleyeceğim. Abi, çok kastı abi kendini. Çok ya. Şirin bir çocuk ha. Çok şirin ha? Köy tavuğu gibi giriş yaptı. Abi ya. Bir bu kötü kardeşim. Bir daha ver denesin, versene bir. Al, hadi, hadi. Bir daha denesene. Birader, 23 Nisan'da şiir okumaya çıkmıyorsun ya. Ne diyeyim? Ne bileyim yani, ne diyeceksin, ne diyeceğine deyip deyemeyeceğine hiçbir şey, ne değer ne kim. Ya kamera karşısında bile değilsin yani. O tripler ne yapar arkadan ya? Bir giriş yap bakalım şöyle. Şu an bir oyuna geldim. İlk önce onu bir anlatmam lazım. Buyur, hadi bir giriş yap bakalım. Hadi. Ya al şunu ya. Vallahi yapamam. Bilmiyorum. Tamam, abi. Olmadı, hadi buyur. Abi arkadaş, iki tane felç geçirdi arkadaş. Abi şöyle bir sorumuz var sana. Tamamen doğal şekilde. Daha önce pratik yapmadık abi. Şu anda doğaçlıyoruz. Senin yorumlaman için abi, yani bir nevi hani böyle bir iman gözlüğüyle olayları, gördüğümüz hadiseleri yorumlaman için abi, İnternette gördüğümüz hoşumuza giden bir videodan bir kısım kestik abi. Sana bu videoyu izletmek istiyoruz. İstediğin gibi durdurup istediğin gibi yorumlayabilirsin. Tamamen sana kalmış. Sayarım abi. Peygamberlere iman, ahirete iman, kader ve kazaya iman, meleklere iman, kitaplara iman. Altıncı. Saydık abi, hepsini saydık zaten. Altı oldu. İmanın şartlarını sayar mısınız? Hacca gitmek, oruç tutmak, ondan sonra Kur'an ibadet etmek ve Allah bir şeye inanmak, neydi o? Peygamberlere ve Allah'a inanmak. Meleklere. Ahiret gününe inanmak. İmanın şartı kaç biliyor musun? Ben altı de biliyorum. Altı tane şart. Başka bilmiyorum. Evet, sadece altı olduğunu biliyorum. Allah'a inanmak. Allah'a inanmak, namaz kılmak, peygambere inanmak, kitabına inanmak. Böyle. İnsan olmak da iman, miman insanın içindedir. Çok güzel söyledin. Hacca gitmek, namaz kılmak, oruç mu? İmanın şartı, onu bilmiyorum. Ya, beş değil miydi? İslam'ın şartı. Ha, İslam. Siz neyi sormuştunuz? İmanın şartını bilmiyorum maalesef. Şimdi yorum mu yapacağım? Aynen abi. Bir de senin hassasiyetini bildiğimiz için bazı kısımları abi blurladık, sansürledik. Bu tarz röportajlara denk geliyorum da izlemiyorum çok fazla. Bunun yapılma amacı şey değil herhalde, değil mi? Ya halimize bakın, çok çalışmak lazım. Değil de yani herhalde burada reyting. Aynen, alay etmek, trollemek. Evet. Garip vallahi ya. Ama en üzücü hangisi diye sorarsan, baba ve küçük çocuğun olduğu sahne, o işler acısı. Şöyle bir algı olabilir mi? Biz bunları şimdi inceleyeceğiz ya böyle. Yani bizim şimdi yani hassasiyeti olan taraf, yani insanları ümitsizliğe atıyorsunuz. Değil, ümitsizliğe atıyoruz değil. Deve kuşu gibi davranamayız ya. Başımızı böyle kuma sokup da hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız abi. Bilmiyorum ya, böyle bunlar da bir de 4 milyon 5 milyon izlenen videolar. Yani herkesin haberinin olduğu videolar. Ya bilmiyorlar ya, evet. Kınamak değil herhalde biz bunu yaparken. Ya şunlara bak ya falan tarzına değil de bir şefkat damarıyla yaklaşmak lazım. Bilse böyle olmayacak herhalde. Yani ben şu an kendime bakan tarafıyla izleyeceğim. Yani devamını. Şu an tahmin ediyorum sizin bana izletmeye çalıştığınız şeyi. Yani herhalde ben kendimde hata görmem lazım ya Fatih. Şunun da cevabı bu tarz videoların içinde. Maksat 114 ne iş yapıyor? Yani maksat 114 neden var? İşte bunlar için var. Yani şu hal üzerine gitmek, Allah muhafaza. Evet, iman etmek, imanın şartlarını bilmiyorsun. Nasıl iman edeceksin? Valla bu tarz şeyleri izlerken Fatih şefkat damarıyla izlemek lazım. Yani bizim mesleğimiz acziyet, fakriyet, şefkat ve tefekkür diyoruz ya. Herhalde burada ilk önce şefkatle bakmak lazım. Yani tüh şunlara bak değil de şefkatle bakıp bu hali tefekkür edip acziyet ve fakriyet içinde Allah'a dua etmek gerekiyor ya. Yani kınayamayız. Benim de evladım var. Ve 23 yaşından önce farksız bir durumdaydık yani. Evet, neden hani biz kendi aramızda konuşuyoruz? Neden çok çalışmamız lazım? Neden senin yaptığın video gecikmemesi lazım? Senin yaptığın videodaki hakikati öğrenmeden ölen birisi imansız gidebiliyor işte. Şu hal üzerine ölmek. Bilmiyorum ya, İslam'ın şartlarını bilmemek. Ve çok rahat olmak. Bilmemek ayrı bir şey ama bilmediğinle övünmek o ayrı bir şey. Ben günah boyutuyla falan şey yapmayacağım. Öyle değerlendirmeyeceğim, onu söyleyeyim size. Kendimize bakan tarafıyla olayı değerlendirelim. Ama o çocuğun o durumunda çok vahim ya Fatih. Yani bir çocuk ailesinden, anne babasından küçük yaşta kuvvetli iman dersini almazsa, ileri zamanda gayrimüslim bir insanın iman hakikatlerini alması gibi zor olacak. Çok zor olacak. Ve ahirette davacı olacak o çocuk, biliyor musun? O babadan. Neden benim imanımı kurtarmadan dünyamı kurtarmaya çalıştınız diye. Beni dünya hapsinden
dünya cehenneminden kurtarmaya çalıştınız, ahiret cehennemine attınız diye davacı olacak. Bu dünyada da zaten o soğuk davranışlara maruz kalacak bu anne baba. Niye varız? Bunun cevabı ya şu videolar. Devam edeyim mi? Konuşuruz herhalde. Aynen. Gençlik işte. Ben de bilmiyorum. İmanın şartları 3'tür. Şu an aklımda değil ama 3 değil mi imanın şartları? 6 efendim. 6 mı? Oruç tutmak, zekat vermek. İslam'ın şartları. Ha, bilmiyorum ya şartı. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek. Oruç, namaz kılmak, bir de sadaka vermek. Allah Allah. Şu an Sübhaneke duasını okur musunuz başlığı geldi. Buradaki şahıslar için değil. Biz dua edeceğiz, üzüleceğiz ama şunu da es geçmemek lazım herhalde ya. Az önce dedim ya işte insan dünyevi menfaatler için binler kitaplar okuyor değil mi? Kurslara gidiyor vesaire. Üstad bir yere bir tanımda bulunuyor. Yani ben kendi nefsim olarak bunu söyleyeceğim. Burada şahısları yerme gibi bir durum söz konusu değil. İzleyen arkadaşlarımız da hani durumu görsünler. Böyle polyanla olmak olmuyor yani bu meselelerde. Çünkü senin de akraban, senin de çevren, senin de dostların ve insanlık. Yani şu seküler eğitim içerisinde materyalist bir kafayla ne hale geldiklerini görmek için açık yani bu röportajlar. Biz böyle bir röportaj ortaya çıkaramayız. İşte diyor ya dünyevi olarak günde 50 kelime öğrenen, günde 50 kelime yabancı kelime öğrenen birisi Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah gibi kelimelerin anlamlarını öğrenmezse hayvandan aşağı düşmez mi diyor. Rabbini tanımıyorsun sen. Allah seni bu kente misafir ediyor ve Efendimiz Aleyhisselam'la, Kur'an'la buraya girmenin adabını söylüyor. Nasıl bir sergi salonuna girdiğin zaman, bir davete katıldığın zaman oranın bir adabı olur. Seni davet edeni tanımıyorsun. Seni buraya getireni bilmiyorsun. Bundan daha büyük gaflet var mı? Onun şartlarını bilmiyorsun. Allah muhafaza ya. En azından hadi bilmiyorum demek ama bir de bununla övünmek garip hal ya. Vallahi çok çalışmamız lazım ya. Biz kendimiz, bizim eksikliğimizden oluyor. Biz yetişemediğimiz için. Biz tembellik yaptığımız için. Belki de sosyal medya araçlarını iyi kullanmadığımız için. Ulaşsaydık belki bilecekti. Sağa sola vurmaya gerek yok. Biz kendimizde görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu Ekber deniyordu. Allahu Ekber. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve tevergezi ve teracetti ve celle sana gülahe gayrük. Sübhaneke bihamdike celle cehale. Subhaneke bihamdike hepsini bilmiyorum. Subhaneke okur muyum? Okuyayım. Kullallahu ahad, Allahu semed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad. Subhaneke'yi okur musun? Bilmiyorum. Subhaneke. Cidden bilmiyorum. Allah Allah. Ya gençlere de üzülüyorum da yaşı ilerlemiş olanlar daha çok üzüyor. Ama şunu izleyen arkadaşlarımız şunu bilsinler. Yani ben bunu bana yorumlatıyorsunuz ya. Herhalde en açık alacak mesele şu. Gençliğin değil, insanlığın nereye gittiği. Dini yaşantının, hayat-ı uhreviyenin çok çok böyle gerilere, 5. 10. sıralara atıldığı, hayat-ı dünyeviyenin en başa konulduğu bir zaman. Çünkü bunu anlatmaya çalışıyor. Yani herkesin bu dünyaya geliş amacı onu tanımak, onu bilmek ve onun istediği tarzda ibadet ederek yaşamak. Kaybedişler oluyor burada ya. Şu hal üzerine ölse birisi. Ya nasıl olacak ya? Burada Rabbini tanımayan, bu şekilde kabre giren birisi. Netice çok vahim değil mi ya? Ya kainatı kazanmışsın, imanını kaybetmişsin. O imanın değerli olduğunu hissettirmek lazım. Biz bu konuda mı eksiyiz Fatih? Yani herkes her şeyi biliyor mesela. İsteseler internetten bunu öğrenirler ama değil mi? İnternetten yazar birinden. Ama herhalde onu öğrenme ihtiyacı veya neden öğrenmesi lazım? Bu konuda bir eksiklik var. Bak göbeğimiz çatlıyor değil mi? Hani evet bir şeyleri anlatmaya çalışırken herkes bir tebliğ metodu tutturmuş zaten. Bir şekilde tebliğ ediyor. Lakin temsil kısmında sıkıntılar yaşıyoruz. Yani nasıl? Mesela hani ortamlar hazırlama. Yani şu hakikatleri öğrenme isteğini tetikleyecek olan veya böyle ortamlara girme isteğini artıracak olan faaliyetler, çalışmalar çok önemli. Yani İslamiyet'in ve iman hakikatlerinin yaşandığı alanların karizmatik olması. Çünkü iman karizmatik bir şeydir ya. İman ucuz bir şey değil. İslamiyet ucuz bir şey değil. Helal dairesinin o genişliğini göstermemiz gerekiyor. İhtiyaç hissedilmiyor baksana. Yani ihtiyaç hissetmediği için ertele 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 bir gün o mikrofonu melekler uzatacak yani. Böyle de bir durum var. Bugün burada sorulan soruya cevap veremiyorsan yani o dehşetli güne gelmeden önce yine sana bu sorular sorulacak. Şey gibi oluyor. Hani üniversite sınavına hazırlanırken hatırlıyorum. Yani sınava girerdik çıkardık. O sorunun cevabını öğrenmezdim hani tamam bu sınav. Ama onu öğrenmezsen o çıkıyor senin karşına. Sürekli çıkıyor. Şu an durum böyle. Bugün bunu kaç kişi izleyecekse
bir kendisine sorması lazım. Yani evet ya ben nereye gidiyorum? Veya çevrendekiler, ailende, yakın arkadaşlarında şu meselelerden mahrum birileri varsa ve sen de dertlenmiyorsan, yanan birisi varken söndürmeyen bir adamın vicdansızlığı oluyor işte. İlaca muhtaç olan birisi varken, sende de o ilaç varken, uzatmadığında memurken katil olan bir doktorun haleti sana geliyor aslında. Kelime-i şehadetin anlamını biliyor musunuz? Tıklıyorum. Kusura bakma, ben din adamı değilim, din kocası değilim. 70 yaşına yakın var herhalde. Ben din adamı değilim. Değilim ben. Boş benden. Tabii ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamı? Anlamı hani o kadar hiç derine araştırmadım. Ya Müslümanız ama hiç derinini araştırmadım. Kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Bu da anlamı Müslüman olduğunuz şeyidir. Türkçe anlamı nedir efendim? Onu bilmiyorum. Evet. İman neydi? Kalben, tasdik, dil ile ikrar. Kalpte pişen dışarıya gelince dil söylüyor ya. Bu olayda ben şöyle bir şey aslında bir çıkarım oluyor. Siz eksikleri hatırlatın. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ya, nasıl ki diyor tencerede yemek pişer, bir kıvama geldikten sonra kaynar, kapak oynar. Kapaktan da kokular çıkar. O kokuyla ne piştiğini anlarsın. İçeridekinden haber verir. Burası aslında şu taraf bir tencere gibi, kapakları da burası. Burada ne pişiyorsa buradan onların kokusu geliyor aslında. Yani tasdik ve ikrar kısımlarında malum yani. Bak tekrar ediyorum, kişileri yermek değil. İzleyen bir kardeşim kendisine pay alsın ve izlediğimiz kişilere dua etsin. Ben dua ediyorum. Rabbim inşallah tez zamanda belki kendilerini görmüşlerdir, tövbe etmişlerdir, bir araştırmaya girmişlerdir. Abi din adamı değilim kısmını nasıl yorumlamak lazım? Yani bu tarz şeyleri bilmek için din adamı mı olmak lazım? Bunları herkesin bilmesi gerekmiyor mu zaten? Anladım. O konuda ne dersin? Ben bu konuda zaten çok muzdaribim. Askerlikte böyle bir olay yaşamıştım. Orada ateistler geliyordu. Beni tanıyanlar vardı orada, tamam mı? Tanıyanlar ateist getiriyor. Yani benim olduğum dönemde hukukçular, doktorlar falan vardı böyle. Psikologlar falan o döneme gelmişti. Böyle yanıma getiriyorlardı, tamam mı? İşte sorusu var abi, oturur musunuz diye. Ben böyle hani mola verelim, işte içtimalar bitsin, işte akşam olsun da o kardeşle ilgileneyim, onunla konuşayım falan diye böyle fırsat arıyorum. Camide dersler falan yapıyorduk. Ama birileri rahatsız oldu ve beni şikayet ettiler. Yüzbaşı beni çağırdı. Yani askerlik yanacak derler ya, hakikaten öyle bir durumla karşı karşıya geldik. Sen dedi din adamı değilsin. Bırak dedi din adamları dedi anlasın. Bu yüzden oluyor zaten. Din adamları dediği koğuşumda 3 tane din adamı vardı. Birisi ben tatile geldim dedi. Tatile geldim diyor ya. Bunları tabii demek bilmiyorum niye bunları söylüyoruz da. Hani abi işte eksiklikleri söyleyip başkalarını sevindiriyor gibi bir halet oluyor ama. Diğeri insanları cuma namazına göndermez. Der ki şu an cihattayız diyor. Darül Harp diyor mesela. Aynen öyle o tarzda bir karşılık vermişti. Bilmiyorum. Evet ondan sonra işte sen din adamı değilsin. Sen anlatamazsın dediler bana. Başkaları zarar görmesin diye son 3-4 gün böyle cemaate namaza gitmedim ya. Çünkü benim yanıma birileri gelecek, soru soracak, o da yanar diye. Hep böyle sonradan namaza gittim. Kaç tane konuşmam gereken insan var. Peşime adam taktılar yani biriyle konuşmasın diye. Benim konuştuğum kişiye ne anlattı diye gidip soruyorlardı yani düşün. Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? Evet işte ondan sonra böyle. İslam'ın şartı kaçtır abi? Vallahi abi ben sabah yedimi unuttum ya. İslam'ın şartı kaçtır abi? 5. Sayar mısınız derken Kur'an okumak, usul abdest almak, böyle tıkandı ya, birden olunca insan tabii ki heyecanlanıyor. Ya. İnsan birden bir soru sorduğu zaman bilmeme durumu olabiliyor. Yani bir hafız namazda Fatiha'yı bile unutabiliyor. Yani biz hüsnü zannedelim, o anda adam adını bile unutabilir. Belki biliyordur, o an aklına gelmiyor, heyecanlanmıştır diye. Biz genel olarak bakalım olaya. İslam'ın şartı kaçtır? 5. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, abdest almak, Kur'an okumak. Müslüman mıyız abi? Tabii ki. İslam'ın şartı kaçtır abi? İslam'ın şartı 7. Sayar mısın? Vallahi hiç bilmiyorum. Kusura bakmayın. Eşheden la ilahe illallah, eşheden Muhammeden Resulullah. 5. Sayar mısın? Sayamam. Bilmiyorum çünkü. İslamiyet'in şartı kaçtır? O imanın şartıydı. 5. Sayar mısın? Sayamam. Tamam son bir 16 saniye kaldı. İzlemeye gerek yok bence ya. Böyle gidiyor herhalde. Siz bayağı bir izlemişsiniz belli. Çok vahim durumlar var değil mi?
Bir emirler aykısını verir misin kardeşim ya? Bir şey oradan okuyacağım da bu meseleyle alakalı söyleyeceğim. Hatta bir ayet-i kerime aklıma geliyor da bu durumla alakalı. Bedeviler kıtlık döneminde sıkıntılar var. O zaman da Müslümanlar cephesinde de ganimetler var. O bedeviler o durumdan dolayı geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına diyorlar ki biz de iman ettik. Biz de iman ettik. Biz de inanıyoruz tarzında. Efendimiz Aleyhisselam da ayet geliyor. De ki siz henüz iman etmediniz. İman akıl ve kalbinize yerleşmedi. Siz taraftar olduk deyiniz. Şimdi burada izliyorum böyle. Bak ben söylem tarafındayım. Şahıslar üzerinden gitmiyorum. Bilmiyorum şahıslar. Ama bu mevzu genelde yaşanan bir mesele. Yani ne gerek var böyle maksada gitmeye, böyle Risale-i eserlerini okumaya? Herkes Allah'ı bilir. Herkes Allah'ı tanır. Bu şekilde bir söylem var değil mi? Onunla alakalı bir tane mektup var. Emine alakasında. Yani biz Allah'a iman etme meselesini şeyle karıştırıyoruz hep. Yani inkar etmek başkadır. İman etmek bütün başkadır. Kimse inkar etmedi burada. Herkes Allah var diyor. Mesela ben ateistim, ben inanmıyorum, ben şöyleyim demediler değil mi? İnkar etmiyorlar ama iman etmiş oluyorlar mı? Biz buna bakmamız gerekiyor. Yani şöyle bir şey var diyor ki ona iman etmek Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi. O Halık'ı sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle, peygamberleriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Kalben tövbe ve pişman olmak iledir diyor ona iman etmek. Yoksa büyük günahları serbest işleyip en büyük günah Allah'ı tanımamak, bilmemek zaten. Değil mi? Namaz kılmamak. İstiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Her neyse diyor üstad, sonra uzatmıyor. Garip ya garip vallaha. Bir Allah var deyip de bütün mülkünü sebeplere ve tabiata taksim etmek ve ona isnat etmek. Yani bugün Allah yerine koyduğun şeylere bak. İlk müracaat noktan seninle. La ilahe illallah kelime-i kutsiyesine ve hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Dil söylemiyor ki daha kalbe gelene kadar. Hadi en azından dil söylese. O yüzden Risale-i Nur gibi eserlere, bu gibi hakikatleri ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu imanı hakikatler. Biz çalışacağız kardeşim ya. Vallahi al şunu. Biz çalışacağız. Hatta onu da söyleyelim yani. Kamp yeri yapma düşüncemiz var ya. Niye? Yani biz neden böyle kamp yeri yapmaya çalışıyoruz? Cazibedar bir şeyler sunmak lazım. Ya ehli dünya, ehli dalalet, sapkın camialar öyle güzel çalışıyorlar ki. Yani onları cezbedip haramların içinde, fuhşiyatın içinde tutmak için tüm servetlerini harcıyorlar. Ama biz bir tane şöyle afilli bir koltukta oturup da şöyle bir meseleyi konuştuğumuz zaman o koltuk nereden geldi diye soru sorulduğu sürece bu iş olmayacak Fatih. Olmayacak yani. O pahalı mikrofon, pahalı bilgisayar diye soruldukça olmayacak yani kardeşim. Bu iş olmayacak ya açık söyleyeyim sana. Zor yani. Bizim bazı şeylerden sıyırmamız lazım. Bak kamp yeri yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir cazibedar bir ortam olsun ki, bir cazibe merkezi olsun ki istiyoruz. O haramlar ortamından oraya çekecek bir şeyler olsun. Bunun çabası. Artık herkes bir şeyler anlatıyor zaten. Ama genç buraya geldiği zaman dışarıyla kıyas ettiğinde neden burada kalması lazım? Niye burayı tercih etsin? O helal dairesinin keyfe kafi olduğunu anlarsa harama lüzum olmadığını anlayacak. Ama sen burayı gösteremezsen, helal daireyi gösteremezsen o zaman haramı kendine bir olur yol olarak görecek. Evet. Çalışacağız ya durmayacağız. En azından bu gayret içinde ölelim ya. Nefesimizi bu yolda verelim. Bir gence daha Allah'ı tanıtalım. Bir gençle Allah'ın arasını yapalım. İnşallah. Amin abi inşallah. Hep böyle mi yapacaksınız yani? Bu tarz mı izleyeceksiniz bana? Yok bu biraz ağır oldu abi. Diğerleri daha farklı videolar olacak inşallah. Ya bunu bir konsept halinde mi devam edeceksiniz? Aynen abi. Önümüzdeki bölüm farklı bir videoyla karşındayız tekrardan.